Bugün son günlerin en önemli aktüel olaylarından birisi İstanbul'un işgaliyle ilgili konuşmak istiyorum ve İstanbul'un işgalinde vatanını son ana kadar, son kanının son damlasına kadar savunan son Roma İmparatoru kahraman Konstantin Paleologos'un anısına. ...1453 senesinde İstanbul'un işgali büyük bir trajedinin başlangıcıdır. Daha doğrusu büyük bir trajedinin son noktasıdır. Ve bugün bunu hatırlatmakta çok önem arz ediyorum. Çünkü Türkiye'deki musibetlerin en büyük sebebi bu İslam işgalinin, İslam sömürgeciliğinin devamıdır. Şimdi bilindiği gibi Doğu Roma İmparatorluğu veya diğer tanınan adıyla Bizans o zaman dünyanın en ileri, en medeni ve denebilir ki en insancıl toplumlarından birisiydi. Bizans, Roma ve İran o zamanın iki büyük devleti birbirleriyle savaşarak 400 sene birbirlerini yıprattı ve bu yıpranma neticesinde onlardan daha geri bir ideoloji olan İslam'ın özellikle göçebe hakları tarafından yağma, kadınların ırzına geçme ve çalışmadan başka halkları çalıştırıp onları sömürmeyle devam ettirdikleri bir sistem kurdular. Bu bakımdan bu konuyu işlemek çok önemli. Şimdi Türkiye'de yaşayan insanların Kürtleri bir yana bırakırsak, %95'inden fazlası Hristiyan ve Yahudi iken gelen Müslüman işgalci sürülerinin, eğer bu Müslüman işgalci sürülerinin nasıl olduğunu düşünüyorsanız, Musul'u işgal eden IŞİD videolarını görebilirsiniz. Bu Alpaslan ve benzeri işgalciler aslında bu IŞİD, yani İslam Devleti gibilerinden biraz daha ilkeldi, daha canavardı. Ve ayrıca bu işgalciler Türk mülk de değildi. Nerede bir hırpa varsa, nerede bir soyguncu, ırz düşmanı varsa hepsini toplayıp gelin zengin bir ülke var, burayı işgal edeceğiz, yağma yapacağız. Ayrıca kadınların ırzına da geçmek serbest denerek toplanmış sürülerdi. IŞİD'in yaptığı gibi aslında. Ve neticede o zaman dünyanın en ileri ülkesi olan memleketimiz şimdiki durumuna getirildi. Şimdi bilindiği gibi İslam mitolojisi var. İslam mitolojisinde yalandan geçilmiyor. Bir kere Muhammed'in var olup olmadığı tartışmalı. Muhammed'in yaşadığı iddia edilen zamanda Mekke diye bir şehrin olduğu tartışmalı. İlk Müslüman devletinin baş şehrinin Mekke olduğu, Medine olduğu yalan. Kur'an'ın muhtemelen iddia edilenden 150 sene sonra Abbasi İmparatorluğu tarafından yazdırıldığı, hadislerin ise Muhammed'in yaşadığından 200-300 sene sonra üstelik kendisi Arap olmayan Buharalı bir Fars olan Buhari'nin ve diğer Farsların yazdığı hikayeler ve bu palavralar gerçek diye anlatılıyor ve dünyada birçok milyar insanın inanışına sebep oluyor. Ve bu Buhari'nin yalanlarından birisi de Muhammed'in Konstantinopolis'i işgal eden kahramanın ne kadar iyi bir Müslüman olduğu şeklinde bir
sözü olduğu iddia ediliyor. Tabii bu yalan. Bu yalan niye şimdi aktüel oldu? Çünkü bu yalanı 18. asra kadar muhtemelen Hristiyan Ortodoks Gürcü bir ailenin çocuğu olan Tayyip Erdoğan Ayasofya'ya gidip sözüm ona işte Muhammed'in bu sözünün gerçekleştiğini vesaire vesaire söylüyor. Burada dikkati çeken bir şey Türkçü olsun ya da İslamcı olsun. Türkiye'deki hakim ideoloji bu palavraları yayıyor. Sadece İslamcılar yaymıyor, Türkçü olanlar da yayıyor. Ve aslında bu Ayasofya'ya gidip bu Buhari'nin hadisini söyleme ve böylece Türkiye'nin meşruiyetini ona bağlama Türkiye'nin bütün trajedisini anlatıyor. Yani şöyle düşünün, birisi geliyor, sizin vatanınızı işgal ediyor, vatanınızı işgal ederken kadınların ırzına geçiyor ve zorla sizi kendi dinine, sonra da milliyetine mecbur ediyor ve siz bundan övünüyorsunuz. Yani bundan daha alçak bir düşünce olamaz yani. Yani karşılaştırma yapmak gerekirse, mesela Perulu bir indios, kızılderili veyahut ekvatorlu bir indios. Benim dedem Sevilla'dan kalkıp Peru'ya gelen ve Peru'daki alçakları yenen ve Peru'yu kuran adamdır demesi ne kadar saçma bir şeyse, İstanbul'un fethiyle, daha doğrusu İstanbul'un işgaliyle övünmek de Türkiye'li bir insan için böyle aşağılayıcı ve kötü bir şey. Şimdi bu Erdoğan'ın eskiden beri İslamcılığı savunması biliniyor. Şimdi buna da bir de İmamoğlu eklenmiş. Bilindiği gibi İmamoğlu Trabzonlu bir Rum aslında. 100 metreden Rum fiziği belli. Bu arada bir Rum fiziği belli olan iki herif daha var. Birisi damat Berat, birisi de Soylu. Bu İmamoğlu tutmuş, tuz biber ekmiş. Demiş ki sadece İstanbul'u değil, benim memleketim Trabzon'u da gelip işgal etti. Fatih ne kadar büyük adam. Yani öyle bir alçaklık var ki bu lafta. Benim şahsen İmamoğlu'na hiçbir antipatim yok. İmamoğlu diğerlerinden çok da kötü bir şey değil ama işin içinde bir alçaklık var. Kendisi Çorum, kendisi Trabzonlu bir Rum. Fatih geliyor, memleketini işgal ediyor, kadınların ırzına geçiriyor, zorla Müslümanlaştırılıyor ve bunun neticesinde bu İmamoğlu, zaten soyadını İmamoğlu alması da bu rezaleti gösteriyor. Bir de bununla övünüyor. Şimdi bazıları ya bunlar tarihte olmuş şeyler vesaire, ya bunlarla ne ilgileniyor gibi düşünüyor olabilir. Hayır, bunlar tarihte olmuş şeyler ama günümüzü belirliyor. Kişiliksiz, sapık bir toplumun oluşmasına sebep oluyor. Sapık bir toplumun oluşmasına sebep oluyor. İmamoğlu gibi nispeten iyi eğitilmiş birisi bile bu sapıklığı yayıyor. Şimdi bilindiği gibi Pontus bölgesi ve Trabzon özellikle en son Müslümanların ve Türklerin ele geçirdiği bir yer. Dolayısıyla Trabzon'u işgal ettiği zaman bir tek Müslüman yok orada. Öyle ki bir tek Müslüman yok ki yavaş yavaş Müslüman olunca veya Müslümanlaştırılınca bazıları Hristiyan geçmişlerini silmek için baba adı 1550 senesinde bile Trabzon'dakilerinin
Babasının adı yarısı Abdullah, yani köle çocuğu demek. Ki babasının adı Hristos veya Dimitri veya bilmem ne. Şimdi bu kadar açık bir gerçek. Kalkıp bir de bundan övünüyor. Ve bu mesele Türkiye'nin ilerlemesinin önünde bir engel oluyor. Benim bir tanıdığım Trabzonlu, Rum, Müslümanlaşmış bir ailenin çocuğu var. Kendisi imam. Adı Vahit Dursun. Vahit Dursun kendisi birkaç sene evvel memleketi Trabzon'a gitmiş. Kendisinin bana anlattığını söylüyorum. Trabzon şu anda Afganistan gibi olmuş diyor. Afganistan gibi olmak kadar kötü bir şey düşünülebilir mi? Şimdi Trabzon Türkler ve Müslümanlar işgal etmeden evvel dünyanın en medeni, en ileri vilayetlerinden birisi iken şu anda Afganistan haline getirme becerisini göstermeyle övünme kadar aşağılık bir şey düşünemiyorum. Bazıları bu konuyu anlamayıp benim işte yok Müslümanlardan, Türklerden bilmem şundan bundan nefret ediyor gibi düşünüyor. Oysa ki ben ne Müslüman, ne Türk, ne kimseden nefret etmem. Sadece gerçeği anlatırım. Şimdi bir Kızılderili, bir Kızılderili ne güzel beyaz İngilizler geldi memleketimizi işgal etti ve ben onların torunuyum dese insana karikatür gibi gelebilir. Ama aynı karikatür Türkiye'de milyonlarca insan tarafından normal bir şeymiş gibi gösteriliyor. Bu beni rahatsız ediyor. Bu Türkiye'nin geri kalmasında çok önemli bir rol oynuyor. Ve üstelik bunda sadece İslamcılar değil, Kemalistler de aynı rezilliği savunuyorlar. Zaten Allah bilir, Ermeni dönmesi bir Alevi aileden türeyip Dersimli Kılıçdaroğlu'da benzer palavraları Fatih dedemiz bilmem ne bilmem ne bilmem ne palavralarını yapıyor. Yani şimdi bu kadar adi bir tarih yalanı insanı çok rahatsız ediyor. Şimdi dünyada sömürgeciliğin kötü bir şey olduğunu tartışmayan tek ülkelerden birisi Türkiye. Yani Amerikalılar, İngilizler, Fransızlar bunlar sömürgeciymiş ama Osmanlılar fetih yapıyormuş. Neyi fethediyor? Neyi fethediyor? Medeni bir memleketi işgal edip ırzına geçip medeniyetini yok etme yapılan bu. Bilindiği gibi İslam fetih kanunlarına göre bir şehri işgal ettiğin zaman 3 gün yağma serbest ve 3 gün kadınların ırzına geçmek serbest. 4. günden sonra kadınların ırzına geçmek serbest değil. Şimdi bu kadar insanlık düşmanı bir ideoloji İstanbul'u böyle işgal ediyorlar. Şimdi ben 70'li yıllarda cezaevindeyken bir tane Türk erle tanışmıştım. İyi bir çocuktu. Türk erin bana anlattığı şu, 1967 senesinde Yunan sınırında Meriç'te askermiş. O sırada Kıbrıs olayları var, Türkiye ile Yunanistan arasında gerginlik var. O zaman orduda İslamcı çok yoktu, Kemalist subaylar var. Kemalist subay buna diyor ki, biz 48 saat içinde Atina'yı işgal edeceğiz. Atina'yı işgal edene kadar kadınların ırzına geçmeyin çünkü size Atina'da her birinize 2 karı vereceğiz. Bunu 1967 senesinde Kemalist bir subay söylüyor. Yani bu rezil ideolojiyle mücadele edilmediği müddetçe bu tip insanlar türüyecek ve insanlık düşmanı bir ideoloji yayılacak. Tabii şu anda Türkiye'de 1915, 1923 ve daha önceki Hristiyan, Ermeni, Süryani, Pontus soykırımıyla Hristiyan kalmamış artık. Ezilecek bir Hristiyan yok, soyulacak bir Hristiyan yok. Irzına geçilecek bir Hristiyan kalmamış veya çok az kalmış.
Onun için bu sefer birbirlerine. Birbirlerine. Zaten AKP taraftarı bir herif, eğer darbe yaparsanız kızlarınızı ve kadınlarınızı nasıl koruyacaksınız bizim ırzımıza geçmelerinden diyecek kadar bu rezil ideoloji halen tekrarlıyor. Yahut Ermeni Süryani Rum mallarına el koyduktan sonra Fethullahçı diye binlerce insanın mallarına ve şeylerine el koydular. Yani bu ideoloji artık soyacak Hristiyan kalmayınca veya Yahudi bu sefer birbirlerini soyuyorlar. Dolayısıyla bu hastalığın esas temelini araştırmadan bu iş Türkiye'nin demokratikleşmesi mümkün değil. Bütün denemeler Babacan, Mabacan, Kılıçdaroğlu, ben adamlara karşı da değilim ama ona da karşı değilim. Ama neticede bu yol denenmiş ve bu yoldan bir demokrasi ve insan hakları gelmez. Zaten şu anda İslam aleminin içine düştüğü durum da böyle. Tabii ilk olarak Türkiye'de birkaç kişi de olsa İstanbul'un işgaline karşı sesini yükseltiyor ve kendi şehri Konstantinopolis'i savunan kahraman imparator Konstantin Paleologos'u anıyor. Ben de bu insanlara katılıyorum ve bu kahramanın vatanını son kanın donmasına kadar savunan ve ölümü esarete ve köleliğe tercih eden bu insanı anıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.